Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak hareketiyle HES kodu artık ÖSYM sınavlarında da olacak. Peki biz bu HES kodunu nasıl alırız? Nasıl ÖSYM bilgisine vuracağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle Google Play ve App Store'dan Hayat Evestar şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı indiriyoruz. Siz bu uygulamaya giriş yaptığınızda arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ben size beraber çıkış yapıp beraber gireceğim. Siz bu uygulamayı indirin arkadaşlar. Şimdi bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar sizden telefon numaranızı istiyor. Ama arkadaşlar telefon numarası bakın unutmayın. Telefon görüşmeleri sırasında bu uygulama çalışmaz. Sakın unutmamamız gereken şey şu. Telefon görüşmeleri sırasında bu uygulama çalışmaz. Telefon numaranıza vurun. Telefonunuza bir kod gelecek. Kodu vurduktan sonra arkadaşlar şu HES kodunu işlemleri denizde arkadaşlar. Bakın şöyle bir yer geliyor. Şöyle bir kod geliyor arkadaşlar. Bu yere geldiğinizde arkadaşlar bakın sizden böyle bir yer açılmayacak arkadaşlar. Böyle yeni bir kod falan alamayacaksınız. Çünkü sizden arkadaşlar kayıt isteyecek. İşte adı, TC kimlik numaranız, babanızın adı, doğum tarihiniz ve adını unuttum. Kimliğinizdeki aile sıranızdaki son 4 tane istiyor arkadaşlar. TC kimliğiniz, babanızın adı, doğum tarihiniz, bir de seri numaranızın son 4 tanesini istiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra böyle bir HES kodu işlemine geliyor arkadaşlar. Burada yeni kod ekle diyorsunuz arkadaşlar. Siz tarihe göre süreli süresiz açabilirsiniz. Ben süresiz açtım arkadaşlar. Devam et dedim. Ve size kod veriyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kod verdi. Bu kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. ÖSYM'nin paylaştığı siteden. Hani ÖSYM başvurduğumuz sitede bu kodu oraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bu kodu oraya yazacaksınız. Yani KPSS lisansta zaten otomatikme yapıldı. Ön lisans orta öğretim KPSS'de. Siz bunu direkt oradaki yere yazacaksınız arkadaşlar. Zaten orada size HES kodu isteyecek. O erişime açıldığını ben size o erişimi de göstereceğim arkadaşlar. Ben bugün size nasıl HES kodu alınır onu gösterdim. HES koduna arkadaşlar taratabilirsiniz hani sağlık durumunuzla ilgili. Şu HES kodunu şurada tarattığınızda arkadaşlar burada sağlık kodunuzu hani sağlığınızla ilgili bilgi gösterir. Bir de arkadaşlar bu uygulama sadece hani HES koduyla alakalı tek değil arkadaşlar. Burada hani yaşadığınız yerin yoğunluğunu da gösterebiliyor. Özellikle Türkiye'de nerede yaşıyorsanız ve yakınlarınızın bilgini de gösteriyor arkadaşlar. Artı burada maske de isteyebiliyorsunuz. Güncel hani Türkiye'deki korona istatistiklerini göre biliyorsunuz. Hani kaç vaka çıkmış, kaç kişi bugün ölmüş, yoğunluk en çok nerede var? Buna gösterebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar sağlık durumunuzu burada görebiliyorsunuz ya da sağlık durumunuzu burada beyan edebiliyorsunuz. Ama özellikle HES kodunu arkadaşlar burada tarattığınızda sağlık durumunuzla ilgili bilgi çıkacak. Şimdi ben bu hesabın bir yerine giremiyorum arkadaşlar. Çünkü bu hesabın bir yerinde bilgilerim var. Sizin de bilginiz zaten HES kodunuz eğer koronanız yoksa hani riskli değil çıkacak. Ama koronanız varsa yani Covid-19 varsa orada kırmızı renkle riskli yazacak. Riskliyseniz de zaten HES kodunuzu vurduğunuzda orada riskli olduğu için size ayrı bir yer açılacaktır ÖSYM binasından. Tek başınıza bir yerde kalacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar hani HES kodunu ilk başta giriş yaptınız. Telefon numarasını vurdunuz. Kod geldi telefonunuza. Kodu vurdunuz. Giriş yaptınız. Ondan sonra arkadaşlar HES kodu işlem yerine geldiğinizde arkadaşlar buraya HES kodu işlem yerine geldiğinizde yeni kod demeden önce arkadaşlar sizden adınızı pardon TC'nizi ondan sonra baba adınızı ondan sonra doğum tarihinizi ondan sonra aile sıranızın kimlikteki yeni kimliğe göre son 4 tane eski kimliğe göre zaten aile sıranı yazıyor. Oradan da son 4 tane yarıp vuracaksınız. Ondan sonra arkadaşlar yeni kod ekleyeceksiniz. Buradan süreli süresiz siz karar verin. Süresiz dedim ben. Örnek veriyorum. Buradan kodu aldınız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kodu silebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakın şöyle göstereyim. Bak kodu sil var. İki kod yaptıysanız da birini silebilirsiniz. Hani bu bilgiyi de sevmiş olalım. O kodu aldıktan sonra arkadaşlar kodu buraya sorgulatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı sorgulatın ve arkadaşlar hesabım yerine hani orada sağlık durumunuz iyi mi kötü mü bütün bilgiler orada görülecek. Ben bugün size HES kodunu nasıl alır onu gösterdim. Size bu tarz videolar için arkadaşlar kalma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. HES koduna arkadaşlar dediğim gibi ÖSYM sınavı açıkladığında başvurular başladığında özellikle ön lisansın 2 hafta sonra başlayacak. Orada sizin HES kodu isteyeceksiniz. HES kodunu oraya vuracaksınız. Zaten burada riskli mi HES kodunuz riskiniz var mı yok mu bu HES kodunu buraya yapıştıraraktan hani şuraya yapıştırıyorsunuz tarıyorsunuz arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar buradan sadece HES kodu tek değil yoğunluk yaşadığınız yerin yoğunluğunu maske talep edebilirsiniz. Sağlık durumunuzu da öğrenebilirsiniz. Konunun güncel bilgilerini öğrenebilirsiniz. Siz de bu tarz videolar için arkadaşlar hani kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Size yardımcı olduysa ne mutlu bana.
Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size yardım ettim. HES kodunun nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Bu kod ÖSYM binasında, yani ÖSYM başvurusunda işinize yarayacaktır. Zaten başvuruda başladığınız HES kodu istediğinde şuraya uygulama girip buradaki HES kodlarından birini almanız yeterlidir. İki HES kodu varsa arkadaşlar dediğim gibi birini tıklayıp şurada kodu sil yapabilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi hepinize başarılar arkadaşlar.